buradan çıktım. Yaptım yok yani. Yaptım şu an. Paranlar geldi. Bu paraları keser. Şimdi ben seninle daha açık konuşmak gerekirse ben sevgili dinleyicilerimize ve kıyaslarımıza şunu net bir şekilde bırakmayız. Gerçekten Türkiye'de yaşadığımızda, bu ülkede, bu topraklarda yaşadığımızda çok çok şükür etmemiz gerekiyor. İmkanları, doğası, her şeyle harika bir ülkede yaşıyoruz. Ama konumuz para olduğu için isterseniz ekonomi ve para konusuna değinmeden geçemeyeceğiz. Para ekonomi gelişmek durumunda arasındaki şartlara göre biz bugün maalesef harcamanın ön planda olduğu, hatta harcamaların bir noktada yaratı ve anadolu boyutlara taşındığı bir noktada yaşıyoruz. Birkaç ay önce hatırlarsınız ekonomi kurmaylarından kredi kartı taksitlerine harcamalara belli bir kısıtlama geldi. Taksit oranlarına belli bir kısıtlama geldi. Bunlar neler geldi? Bıraktılar ki iş çığırından çıkıyor. Bıraktılar ki halk toplu harcamayı abarttı. Bunlar çok kolay var. Bu bizi ekonomik anlamda, cami açık anlamda ya da toplumsal ve sosyal anlamda ciddi bir şekilde etkileyecek. Ama kendilerin kanalcılara böyle bir adım atıldı. Neden atıldı? Dediğim gibi bazı şeylerin adını size belirttiniz. Sizin önünüzde iradenizin dışındaki hareketlere başlandığı için bu tehlikeli bir sinyal anlamına geliyor. Tabii ki toplumsal olarak dikkat edenler çoğunlukla vardır. Ama dikkat etmeyen daha çoktur. Burada kabul etmemiz gerekiyor. Bu harcama konusunda, ekonomi anlamında, para anlamında gerçekten ciddi bir şekilde ekonomiye, paraya, kazanmaya, kaybetmeye, değer vermeyen insanlara, çevremizdeki bulunan tüm tanıdıklarımıza sürekli telkinlerde bulunmamız gerekiyor. Harcamaların gereksiz, aşırı ya yahut lüzumsuz ya mantıksız olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Затова е по-добре да се пресовам.